Merhaba, ben Altun Kanbakan. Selam, ben de Öncü Sancak. Ve Kırmızı Alan Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün sizlerle ve görmeye hasret kaldığım dostum, yurt dışında hekimlik konusunda deneyim sahibi olan Öncü Sancak'la birlikte nedir bu yurt dışında hekimlik? Acı vatan, Almanya tek seçenek mi? Yani işte Anglo-Sakson diyarlarında işleyiş nasıl gibi sorulara cevap aramaya çalışacağız. Hoş geldin kuzeyin oğlu. Hoş bulduk. İlk defa biri beni Kuzeyinoğlu diye tanıttı. Yani Game of Thrones olmasa Kuzeyinoğlu'nun direkt karşılığı Volkan Konak ya ülkede. Evet, tabii ki Neyse, niye Volkan Konak'a girdim? de. Tamam, pardon. Bilmiyorum. Herkesin aklına gelen ilk konulardan bir tanesi şey ya. Ya abi işte Amerika var, İngiltere var, Almanya var ama sen şu anda İsveç'tesin. Önemli olan faktör var mıydı senin için mesela seçim? Bu soruyu burada da bana çok soruyorlar. Hani sadece Türkiye'deki arkadaşlarım değil, burada da çok fazla alıyorum. Yani aslında uzun, çok uzun konuşulabilir bu konuyla ilgili işte benim kişisel ilgilerim vesaire. Ama aslında ben observerlık yapmıştım İsveç'te. Asistanlığım döneminde defalarca ertelediğim bir observerlık planım vardı. İşte neresi olur? İşte acil tıpçı olduğumuz için Amerika mı? İşte İngiltere olabilir, İngilizce nedeniyle vesaire. Bir tesadüf eseri observerlık kabulüm İsveç'ten oldu. O zaman yeni bitirmiştim asistanlığı. Uzmanlığımın mecbur hizmetteydim. 6. ay falandı yanlış hatırlamıyorsam. Kabul alınca gittim bir Aralık ayı. Bir ay çalıştım. Bir ayın sonunda onlar bana bir iş teklifinde bulundu. İngilizceli tabii. Ha. Observerlık. İş teklifi alınca şey dedim kendi kendime. Ya şimdi bu herifler bana iş teklifinde bulunuyorsa demek ki çalışabileceğimi düşünüyorlar. Ve böyle bir teklif varken denenir mi? Deneyeceksem şimdi deneyeyim dedim. Ve ondan sonra başladı bu süreç. Yani tamamen onların teklifiyle İsveç hayatıma girdi. Yoksa onun öncesinde İsveç ciddi bir seçenek olarak yani haberim olmayan bir ülkeydi öyle söyleyeyim. Hani Ben acil tıp olsam açısından. bir Zlatan İbrahimovic'i duymuş olsam benim için önemli bir seçenek olurdu yani. Bilmiyorum. Ne kadar futbolla uzak olduğunu da buradan anlaşılıyor yalnız. İsveç'i biliyorum canım. Yani İsveç rock müziği kişisel ilgi alanlarımdan biridir bir yanıyla da. Lakin acil tıp olunca İsveç ilk akla gelen ülke değil haliyle. Evet, Ama evet. bu observerlık sonunda aldığım teklif benim İsveç'i hayatıma soktu Peki açıkçası. bu İsveç dışında başka ülkeler var mı Avrupa'da acil tıp uzmanlığını? Şimdi bu konuda cevap verirsem büyük ihtimalle hata ve yanlış ülkeler belirtebilirim ama tabii ki belli ülkeler var. İngiltere var. Danimarka geçti 2 sene önce. Norveç geçen sene başladı acil tıpa. Bağımsız bir uzmanlık olarak tanıdı. İsveç 2015 yılında tanıdı. Bildiğim kadarıyla Yunanistan, İtalya bu ülkelerden biri. Almanya'da bahsi geçiyor diye biliyorum ama henüz tanınmış bir uzmanlık değil. Yan dal gibi orada. Evet, yani aslında tüm ülkelerde tabii ki acil tıp var ama hani dediğin gibi yanda İsveç'te de vardı. Hani 2000'lerin başından beri acil tıp alanında uzmanlaşan kişiler vardı ama bunların özelliği ya genelde dahiliyeciler bir yan dal gibi üzerine ikinci uzmanlık olarak yapıyorlardı bunu. Ama bağımsız olarak dediğim gibi İskandinav ülkeleri hemen hemen hepsinde şu anda İsveç bağımsız bir uzmanlık dalı olarak tanınıyor ve İngiltere olarak söyleyebilirim. Emin olduğum ülkeler bunlar en azından. Dil en büyük problemmiş gibi görünüyor. Senin ne kadar sürdü dil öğrenmen? Dil öğrenmem benim 18 ay yaklaşık 20 ay 18-20 ay diyelim buna araya giren boşluklarla beraber ama şöyle hani bu kişiden kişiye çok değişir. Bu bir seneye de halledilebilir mi? Biraz ütopik ama olabilir. 2 sene ortalama bir şey süre diyebilirim. Benim 2 senemi aldı sıfırdan. Bayağı mesai harcıyordun. Yani şöyle hiç bilmediğim bir dil. Yani tabii ki zamanımı alıyor. Zamanımı aldı. Her gün en azından bir iki saatim mutlaka hani aldığım dersler haricindeki her gün 2 saatim bir iki saatimi düzenli olarak alıyordu. Haftada 2 ders alıyordum. 1,5 saatten 3 saat ders. Ve bu 20 ay 24 aylık süre böyle geçti. Tam zaman süre veremiyorum. Yok, Yani anladım. ucu biraz şey çünkü bir sınavı geçemedim, ikinci sınavda geçtim vesaire. Ama bir 2 sene diyebiliriz ve her gün bu 2 sene içerisinde her gün mutlaka bir 2 saat çalıştım. 1-2 saat mutlaka çalıştım ve artı 3 saat ders aldım haftada. Araya giren boşluklar oldu. Bir ay hiç çalışmadığım da oldu bazen ama böyle.
Yani zordu hangi tabii ki. Şu anda Avrupa'da her ülke kendi adına C1 seviyesi istiyor. C1. Yani C1'in karşılığı Upper Intermediate. İsveççesini söyledin herhalde. Biraz dilin çünkü İngilizceden İsveççe'ye doğru kayıyor yine. Ya şey, burada zaten bir sıkıntı da o. Yani bildiğin İngilizce de gidiyor. Şimdi beyin alışık değil yani böyle. Hadi iki dil ilkokuldan sonra, ortaokuldan sonra İngilizce girdi hayatına. Hı. Beyin kabullenmiş bunu 30 senede. Tamam, bu adam iki dili kullanmaya çalışıyor. Eyvallah. Ona göre adapte oluyor. Araya üçüncü dil girdiği zaman şöyle bir aşaması var. İlk İsveççeyi hadi öğrendim diyorsun, kullanayım diyorsun. Araya İngilizce giriyor bu sefer. Beyin diyor ki senin bir yabancı dilin var. İkinciyi zorlama, ben sana İngilizceden şey yapıyorum işte, destek. Çok kötü. Aradan bir sene geçince de bir buçuk sene sonrasındaysa bu sefer İsveççe ön plana çıkıyor. İngilizce şey gidiyor yani, bildiğin İngilizce şeyler, telaffuzlar İsveççe'ye kayıyor falan. Ağzın gerçekten şey yapıyor. İyi bir adaptasyon, güzel bir şey İsveççe açısından, ama yani İngilizceyi de kaybetmek kötü bir yanıyla. Ve bunu herkes yaşıyor. Hadi. Ben ilk başta kendimde bir sıkıntı zannettim. Dedim IQ bu kadar. Yani kapasite bu kadar demek ki. Beyin kaldırmıyor. Bu şeymiş, doğal bir süreçmiş. Yani. İsveççe de bilsen, ne bileyim Almanca da biliyor olsan, gerçekten yurt dışında İngilizce bir akademik anlamda ortak dil. Bir toplantıda İsveççe yapman gereken, İsveç'te yaptığın bir toplantının bir bölümü İngilizce geçmek zorunda kalabiliyor. Bir makale tartıştığın zaman veya bir şekilde uluslararası bir konuya bağlanabiliyor. İngilizce burada şart. Yani yurt dışına gelmek isteyen birinin İngilizceyi bilmesi elzem. Yani %100 bilmesi lazım. Tamam, süper bir seviyede bilmese de orada konuşulanları anlamalı ve gerekirse İngilizce yorum veya katkı yapmak zorunda kalabiliyor. Ben burada sadece İsveççe bilseydim yetmezdi açıkçası. Yani İngilizcenin hem buraya gelmemde bir etkisi oldu doğal olarak. Ama böyle bir planı olan birinin İngilizceye de bir yanıyla halletmiş olmasını öneririm. Çünkü Avrupa için bunu söylüyorum. İngilizce şey ortak bir dil. Ve senin şey bir yanıyla da limanın. O zaman bir açıdan da hasta popülasyonu da çok çeşitli. Yani sonuçta yurt dışında yaşayan göçmen de sayısı da çok. Birçoğu kendi İsveççeyi bilmiyor da olabiliyor gelenlerin. İngilizce bu açıdan da gerekli ama akademik anlamda İngilizce şey ortak alan. Bilmeleri lazım insanların. Bunu bir sınavla sunmak zorunda değiller ama en azından orta üstü bir seviyede İngilizce gideceğin ülkenin dili haricinde bilinmesi gerekiyor. Bunu önemli. Bunun altını çiziyorum. Kimse sormuyor. Altı hani İngilizce biliyor musun? Önce sen anladın mı bunu veya başka birine? Bu sanki şey kabul. Her cepte olması gereken bir özellik. Yani ne bileyim bir doktora şey sormazsın ya, dikiş atabiliyor musun falan diye. Doktor dikiş atar yani. Aynı şekilde İngilizce biliyor musun diye kimse sormaz sana. Biliyor musun gibi davranır. Bir anda ona geçer. Böyle kalırsın ortada. Evet. Peki bu hani dil işini hallettikten sonra falan denklik sınavları başvurusunda falan bulundun herhalde. Hı. Bu sınavlar için falan bir aracı kurum bir şey kullandın mı? Yoksa kendi başına mı hallettin bu evrak düzenleme işlerini falan? Ben kendi başıma hallettim. Herhangi bir aracı kurum kullanmadım. Dil haricinde. Dil için kesinlikle kurs yani ders almak lazım. Ya biri size diyorsa ki yok gerek yok, hallolur 6 ayda 1 senede, hallolmaz yani. Öyle bir İsveççe istemiyorlar sana. Tabii ki hallolur, gidersin kendi başına çalışırsın, kahve sipariş edebilirsin ama ne bileyim gündelik hayatta birine selam verirsin, konuşabilirsin bir miktar. Ama profesyonel bir işte çalışacaksan kesinlikle dil şart ve bunun için mutlaka ders almaları lazım insanların. Bununla ilgili kurumlar var, Türkiye'de de var. Ama biri diyorsa ki bu iş 6 ayda hallolur, kendi başına halledersin, işte gel gerisi burada hallolur, öyle bir şey yok. Mutlaka İsveççe konusunda profesyonel destek şart. Onun haricindeki bütün işlemleri, bütün yazışmaları, işte belge toplamayı vesaire kendi başıma yaptım, ücretsiz. Sadece son aşamada yatırman gereken bir para var. O da zaten İsveç Sağlık Bakanlığı yatırıyorsun bu parayı. Ek bir destek almadım, hayır. Bununla ilgili de İsveç Sağlık Bakanlığı'nın Sosyalstyrelsen denilen kurumun, onun linkini bırakırız bir yerlere. Zaten Avrupa Birliği dışından doktorlar için özel bir linki var. Orada bütün süreç detaylıca anlatılıyor. Hangi belgeler toplanmalı, hangi aşamalardan geçilmeli. Ben de tamamen o süreci takip ettim. O kadar da karmaşık bir en azından yapısı yok. Almanya'nın her eyalet için farklı bir izlenmesi gereken bir yolu var ya. Çok değişiyor çünkü hangi eyalete gideceğine göre değişiyor. Ama herhalde İsveç'te ne yapman gerektiği çok basit bir şekilde koyulmuş herhalde siteye. Koyulmuş. Şöyle özetleyeyim. Basamak basamak. Fikir vermesi açısından. İlk istedikleri şey
sen bana doktorum diyorsun. Bunu bana ispatla. Hani ne eğitim aldın, ne yaptın? İşte klasik belgede toparlıyorsun, transkript. İşte doktorluk belgeni tabip odasından alıyorsun vesaire. Bunları yolluyorsun İsveç Sağlık Bakanlığı'na. Ben PTT kargoyla yolladım yani. Özel bir şeyi de yok bunun. Koydum zarfa, yolladım. Onlar da bakıyorlar, ediyorlar. Diyorlar ki daha hani bugüne kadar negatif cevap alan arkadaşım olmadı başvurup. Diyorlar ki tamam, sen doktorluk eğitimi almışsın, çok güzel. Sana gelen belgede şu yazıyor: dili öğren. Ondan sonra başka bir basamak geliyor. O süreçte dil öğreniyorsun vesaire. Dil sınavını geçiyorsun ve diyorsun ki ben dil sınavını geçtim. Aa güzel, o zaman sen şu anda ülkemizde doktorluk denkliğini almak için çalışma hakkına sahipsin. Kastettikleri 6 aylık bir dönem. Geliyorsun, bir iş buluyorsun kendi doktorluk denkliğini yapabileceğin dönem için. Bir hastaneyle anlaşıyorsun. 6 ay sonunda sana diyorlar ki tamam, ben senin doktor olduğuna inandım. Artık sen Doctor of Medicine'sın diyor. Yani tüm Avrupa Birliği'nde tanınacak şekilde. Lakin uzmanlığını yapabilmen için uzmanlığınla alakalı bir bölümle anlaş, bir hastaneyle anlaş ve en az bir sene olmak koşuluyla asistanlığa denk gelen seviyede çalış. Bu bir sene işte meslek içi eğitimlerle geçiyor. İşte seni gözlemliyorlar tabii, nasıl bakıyorsun, dil seviyen nasıl. Bu bir sene işte benim için şu anda yaklaşık 1,5 sene olacak o dönem. Onun sonunda senin şeflerin diyorlar ki tamam, senin hiçbir sıkıntı yok. Artık uzmanlık denkliğini alma hakkına sahipsin. Kurum içi yazışmalarla, işte Sağlık Bakanlığı'na gönderdiğin belgelerle bir süre sonra sana evet bu doktor uzmanlığı bize denktir deyip sana şey veriyorlar. Yani belge toplama, dil öğrenme, staj dönemi ve asistanlık dönemi olarak 4 basamakta şey yapabilirim. Ve arada tabii ki şey var, teori ve pratik sınav var. Bu 6 aylık dönemden önce onu da istiyorlar. Bu da yeni geldi. Şu anda korona nedeniyle, doktor ihtiyacı sebebiyle teorik sınav sadece şart. Onu da belirteyim ama bu değişecek, bu sürekli olacak. Muhtemelen bir şey değişir. Ama çok güzel özetledin gerçekten. Yani şu anda yapacak olan birisi varsa bile sadece şunu dinleyerek yapabilir yani. Çok iyi oldu. Peki şimdi sen şehirde çalışıyorsun. Helsingborg. Akut. Helsingborg. Akut. Evet, akut. Neyse. Helsingborg, burada yaşadığım şehrin hastanesinde çalışıyorum, acil servisinde. Şu anda asistanlık, Türkiye'de karşılığı asistanlık olan rütbede yapıyorum ve onun sonlarındayım. Nisan ayında belgelerimi yollayacağım ben de. Şu anda 2 sene oldu, 2 seneyi birkaç ay geçti hatta. Artık zamanı geldi benim de yollamanın. Zamanı gelmiş. Orada nasıl çalışıyorsun şimdi? Gündüz şiftleri, gece mi? Öyle nöbet listesine girdim. Haydi bakalım çalışıyoruz falan gibi. Şunu söyleyeyim. 24 saat çalışma diye bir şey yok. İstesen de yapamazsın. Hani talep etsen de garipserler, hani zaten yapamazlar. Mümkün değil. 24 saat yok. Buradaki genel olarak şöyle acil servis işleyişi. Gündüz, akşam ve gece şiftleri olarak özetleyeyim. Araya bazen Türkiye'de hani benim çalıştığım hastanelerde prime time denilen zamanlar olur yani, böyle evet, yoğun hasta yoğunluğu arttığı zamanlarda dönem dönem ek shiftler yazılabiliyor veya işte ek tanımlamalar gelebiliyor. Bu işte birkaç ay sürebiliyor ama kabaca şöyle 8-4 gündüz, işte 2-10 akşam, 9-9 da gece shifti olarak 12 saat maksimum geceler şey oluyor. Fark ettiysen bunlar kesişen zamanlar. Onun sebebi şu: bu 8 saatlik, yaklaşık 8-8,5 saatlik mesainde bunun bir bölümü okuma veya geçmiş şiften kalan hastalarının bazı imzaları gerekiyor veya işte onaylanma tetkiklerini onaylaman gerekiyor. Hiçbir işin yoksa okuyabiliyorsun, çalışabiliyorsun ve devir. Yaklaşık bir iç içe geçen bu 2 saatlik dönemde ders çalışabilirsin. İşte bürokratik işte imzalarını halledebilirsin ve devir edeceksin. O yüzden iç içe geçiyor ve zaman varsa, hasta yoğunluğu çoksa kişi sayısı da artmış oluyor böylece. Evet. Yani aynı anda çalışan 2 katı insan olabiliyor yaklaşık 1 saatlik bir dönemde vesaire. O yüzden bu bütün şiftlerde böyledir. Hep kesişen bir zaman olmak zorunda. Hani gececi geldiği zaman mutlaka diğer bir önceki şift bir anda eve gitmez. Devam eder, halleder ya da hastalarını sonlandırmaya çalışır vesaire. İşte burada oturtamadığımız düzenlerden bir tanesi de o ya. Şifte 10 dakika kala yeni adam gelir. Devredecek olan çok iyi hazırlanamamıştır.
devredersin ama işte eksik olan şeyleri vardır. Hangi birine yetişeceksin hasta yoğunluğundan falan filan. Aslında bayağı iyi bir sistemmiş yani buradaki çakışma şey. Çok fark var hani işleyişe dair de. Yani gerçekten çok ayrı bir konu. Bunun sebepleri de çok farklı şekilde tartışılır. Konuşuruz ya bu programda bu tür şeyleri de konuşacağız sonuçta. Peki oradaki hasta yoğunluğu falan nasıl? Hani bu çok günlük hasta sayıları tabii Türkiye ile karşılaştırılacak gibi değildir muhtemelen ama. Yani şöyle, gerçekten ben bunu dediğim zaman karşımdaki insanlar gülüyor doğal olarak ama saatte bir veya iki hasta bakıyor bir doktor acil serviste. Yani saate vurduğun zaman tabii şey öyle zaman oluyor ki 5 hasta da bakman gerekebiliyor ama daha sonraki saatler daha az hasta bakıyorsun vesaire. tabii şu anda görüntüler olmadığı için senin tepkini göremiyorlar. Aman Tanrım. Altı ağlıyor. ben bir doktor yaklaşık 1-2 saat bakıyor. Ama sıkıntı şu, sıkıntı değil. Bunun sebebi şimdi Türkiye'de baktığın kırmızı hasta sayısı ya da sarı hasta sayısı ne kadar ki İsveç'teki karşılığı bunun nedir ya da evet. diye sormak lazım. Çünkü bizim Türkiye'deki sıkıntımız yeşil olarak tarif ettiğimiz hastaların çok fazla yer kaplaması acil kesinlikle. Servislerde. Hani bizim yaptığımız iş bir yerden sonra şeye dönüşüyor. O hasta havuzu içerisinde kritik hastaları yakalayabilmek. Triyaj dediğimiz şey de tam oturmamış. Hani orada da şikayete göre bölüme yollamak, hani bakılabiliyorsa vital bakmak, risk faktörlerini incelemek gibi şeyler yani çok standartize değil biliyorsun. Doktor bizim acil tıp uzmanlarının en büyük yetisi şey hani ne bileyim kapıdan yürüyüşüne göre işte işte bu genel kolik. Tipe göre hasta seçmek. Yani. Tipe, tabii. Ya da ne bileyim boğaz ağrısı varsa her zaman korkumuzdur ya anterior MI'sa işte falan filan. Evet. Hani bir ya biz bu paranoyaklıkla bu işi çevirmeye çalışıyoruz. Burada yeşil diye tarif edilen hastalar aslında hiç gelmiyor. Neredeyse hiç gelmiyor. Geliyorsa kapıdaki triyajda ya sağlık ocağına yönlendirilir ya da belli önerilerle eve yollanır. İlaç yazmak şart değil zaten. Öyle bir ilaç burada daha çok parasetamol üzerinden yürüyen bir ilaç sistemi var. Bunu da, bu da ayrı bir konu. Çok ayrı bir konu. Bu hocam ama parasetamol yazdınız. İşe yaramıyor. Ya yazmıyoruz bu da reçetesiz ya bırak şeyi yazmayı öneriyoruz eczaneden reçetesi olduğu için yani. Al tabii değil mi? Satış. Al diyorsun yani o yüzden bizim baktığımız İsveç'teki hastalar sarı ve kırmızı ve bu hastalar doğalında daha zaman geçirmek gerekiyor sıkıntı şu ya belki de ben bunu bir yabancı bir doktor olarak yaşıyorum bu sıkıntıyı ama hastanın bütün işlemlerini iyice raporlaman lazım, kayıt altına alman lazım ve hastayı yatırdığın zaman ve eve taburcu ettiğin zaman ki süreçten de sen sorumlusun. Polikliniğe başvur diyoruz ya bir hastaya. Evet tabii bizdeki bunun için yani polikliniğe başvur. Başvur. Bunu diyorsa bir doktor o poliklinik işini planlaması lazım. En kötü ihtimalle sağlık ocağına bir sevk yazıp ben hastama şu polikliniğe şu gerekçeyle başvur dedim. Lütfen bunu takip edin. Veya bu konuda siz işlemleri başlatın. Veya ne bileyim hastada bir DVT saptıyorsun, raporluyorsun işte ultrason sonucu geliyor vesaire. Hastanın DVT'si varsa zaten onun 3-6 aylık kan sulandırıcısını, antikoagülanını başlamak zorundasın. O hastanın takibi yapılacağı kardiyoloji bölümünü sevkle bildirmek zorundasın. Ben böyle yaptım, şunu yaptım, hastaya 6 aylık reçetesini yazdım. Bundan sonra hasta sizindir. Hani diyemiyorsun. Ben sana Clexan yazıyorum. Sen bu bitmeden şu polikliniğe başvur. Böyle bir şey yok. Bunlar zaman alıyor. Tam da benim aklımda olan şeyi söyleyecektim aslında. Türkiye'de aldığın uzmanlık eğitimiyle karşılaştırdığın zaman bu eğitim sence yeterli mi? Bu oradaki çalışma şekline alışmak bayağı farklı olsa gerek. Çünkü bizim burada yaptığımız şey aslında o insan kalabalığı içerisinde ciddi olan hastayı tespit etmek ve onu hızlı bir şekilde yönetmek. Ama orada daha ziyade az sayıda hasta ve bütün açılardan hastayı yönetmen lazım. Bizim meslek tanımımızda veya Tintinelli'de okuduğumuz o chapter'ın son o sonuç bölümünde, öneriler bölümündeki her şeyi yapmak zorundasın. Bunu yapmazsan eksik olur. Senin ne kadar iyi tomografi okuduğunun bir önemi yok. Çünkü sen okuyamıyorsan okuyacak biri var. Zaten hiçbir zaman okumak zorunda da değilsin burada. Çünkü onun için başka bir bölüm var. Radyolojiden sana resmi raporlu sonuç geliyor.
Yani şunu demek istiyorum. Bizim Türkiye'de öne çıkan yetilerimiz o kriz durumunu nasıl yönettiğimizle paralel gelişti. İşte o 1000 hasta içerisinde EMA'yı yakalamak, hızlıca entübasyonunu yapmak, hava yolunu güvenliğini sağlamak. Burada öyle bir acelen yok. Ya sen bir senden istenilen ya da hayır, ne bileyim, yatışı hayır. Hızlıca halletmek ya da o hasta yoğunluğunu hızlıca eritmek üzerine kurulu. Türkiye'de iyi bir kriz doktoru oluyorsun, öyle söyleyeyim, veya bir savaş hekimi olarak yetişiyorsun. Ama buraya geldiği zaman bazı yetilerinin aslında o kadar da kritik olmadığını anlıyorsun ve ben bununla ilgili çok zorluk yaşadım. Ne bileyim, ben radyoloji raporu olmadan asistanlığım sürecinin 4 sene, neredeyse bu 4 senenin bütün bölümünde radyoloji raporu olmadan filmlere baktım. Ve küçücük kırıkları yakaladığım için, işte bak yakaladım kırığı diyorsun ve hastayı ortopedi asistanına şöyle itiyorsun. Ama ondan sonrasından haberim yok benim. Şimdi yaşadığım sıkıntı, bana radyoloji diyor ki şurada küçük bir plato kırığı var. Ben şunu yaşadım, hani ulan ne yapıyorduk plato kırığı ya? Şimdi yani burada ortopediye göndersen gülerler sana, çünkü yani ameliyat mı edeyim diyecek, ne yapayım hani. Şunu yapman lazım, aynen bir DVT hastasına yaptığın gibi bu hastanın akut dönemdeki planını planlaman. Yani reçetesini yazman, işte ne bileyim alçılayacaksan alçılan vesaire, bunları yapacaksın. Polikliniğe gelecekse planlayacaksın, bilmek zorundasın. Ben geldiğimden bu yana hiç entübasyon yapmadım. Çünkü anestezi yapıyor. Bu insanlara şey geliyor işte, hani entübasyonu bile yoğun bakım yapıyor vesaire. Bizde biraz gibi namus meselesidir ya o tür şeyler. Ama yapan biri var, yapılıyor ama yani o hastada şeyi istiyorlar senden. Sen kaç defa entübasyon yaptın raporlu olarak? Resmi olarak var mı elinde bir şey? Bununla ilgili senin kıdemlerinden onay aldın mı vesaire? Her şey çok şey. Yani raporlu, kitaba uygun olmak zorunda. Bunları yapmazsan kötü doktor olursun. Sen o DVT hastasını yönetemiyorsan, basit bir DVT, reçetelik hasta onun gözünde, ve bunu yapamıyorsan eksiksin. Ben bunları yaşadım. Vallahi zormuş hakikaten ya. Konu derin. Bunlar hep ayrı konuşulabilecek başlıklar. Bayağı uzun başlıklar gerçekten. Peki hiç yani olur yani, bunu sormazsam olmaz çünkü. Hani Türkiye'de her gün neredeyse hekime şiddet ya da sağlık çalışanına karşı şiddetle karşılaşıyoruz ya. Hiç böyle olumsuz bir şeyle karşılaştın mı senin pratiğinde orada? Yoksa sorunsuz ilerliyor mu gerçekten işler? Hekim hasta ilişkisi açısından da değerlendirebilirsin belki. Kendi bulunduğum hastanede böyle bir şey yaşamadım. Öyle çok kriminal bir olay da duymadım İsveç geleninde. Akla gelen diğer şey malpraktis olabilir. Yani insanlar bunu da soruyor bana. Bununla ilgili malpraktisle ilgili kanunda yer alan bir şey yok. Bir yönetmelik yok. Hani Türkiye'deki anlamıyla bir karşılığı yok. Burada malpraktis'a benzer bir sıkıntı yaşarsan yapılan süreç aslında şöyle işliyor. Neden oldu bu olay? Olmaması için neler yapabiliriz? Hani öyle bir dava süreci vesaire yok. Eğer birini kasten öldürmediysen, atıyorum ben 5 ampul kalsiyumu puşe yaptım, işte kalsiyumu yediyken falan gibi, yani böyle saçma sapan bir şey yapmadıysan veya bariz bir hata yapmadıysan davalık bir süreç olmuyor. Hasta hekim ilişkisi de şöyle. Karşılıklı güven var. Bu güven zedelenmemiş. Bu da çok ayrı bir konu. Doktor sana diyorsa, hani sen eve gitmeye uygun bir hastasın ya da yatmaya gerek yok dediği zaman bir doktor karşısındaki hastanın, hasta bunu tamam doktorum diyorsa böyledir. Bitti. Hani bu önemli bir belki şey tam tabii yani bu güven tatmin olmamış olabiliyor hasta. Belki içinden belki sinirleniyor da olabilir ama doktor bunu diyorsa tamam, yani doktor diyor bunu, yapacak bir şey yok. Yani daha üst bir mecra yok. Hani bir de uzmanın baksın, işte ben bir profesöre gideyim, böyle bir kafada böyle bir algoritma çalışmıyor. Bu sebeple yani bizim en büyük sıkıntımız olan şu anda Türkiye'de sağlık çalışanlarına yönelik şiddet bence bu yüzden burada yaşanmıyor. En büyük sebebinin bu olduğunu düşünüyorum. Güvenini kazanman ve güvenini sağlaman lazım baktığın hastaya ki iletişim sağlıklı olabilsin. Mesela aklına takılan soruyu soramadıktan sonra o tedaviye ne kadar uyum sağlayacağını bilemezsin yani hastanın. En azından son karar verici olarak görmesi ve tamam bunu uygulayacağız demesi de güzel bir şey. Çok faktör var. Yani kişinin doktor olarak yapabileceği şeyler de var mutlaka. Biz bunları da kaybettik zaman içerisinde, o yoğunluk içerisinde. Hani bizim mesleğimizin önemli bir bölümünün aslında iletişimle alakalı olduğunu da kaybettik. Ama hiçbir meslektaşıma şey de diyemiyorum ben.
işte şöyle yap, böyle yap, ideali budur. Çünkü bazen öyle durumlar oluyor ki yani ne senin idealin kalıyor orada. Tamamen işi o anda çözmeye odaklanıyorsun ve arada kaçırdığın, yanlış yaptığın şeyler oluyor iletişim açısından. Her ne kadar ben bir meslektaşıma Türkiye'de şey dediğim zaman biraz zübbelik yapmış olmaktan çekinerek hep söylüyorum bunu hani işte. Çünkü doğrusu bu, evet, bilgilendirmemiz lazım ama hani arkada yatan çok fazla sıkıntı var ve tek başına çözülecek gibi gelmiyor bazı şeyler. Tabii. Yani benim de söylemek istediğim şey zaten bu bütün sorunların anası iletişimsizlik. Haydi bakalım birazcık daha iletişim kuralım falan gibi bir şey değil de. Yani en azından kendi yakamızdan sorunu ele almak gerekirse yani ilk yapabileceğin şey bu belki de. Tabii ki katılıyorum. Peki burada özlediğin bir şey yok mu abi? Yani çok mu memnunsun gittiğin yerden? Dönen yok seferinden. Ya şey, direkt şey diyebilirim hani çalıştığım zaman dilimini, çalıştığım işte nöbette olduğum saatlere dair ne bileyim bir lahmacun sipariş vermeyi özlüyorum tabii şimdi. Bu benim kişisel özlem alanım. Onun haricinde tabii ki özlüyorsun. Şeyi özlüyorsun. Bunu insanların idrak etmesi bazen zor oluyor. Hani gelen sorulardan ve benle bu konuyla ilgili konuşanlardan anladığım kadarıyla insanlarda şöyle bir refleks var. Kendi daha önceki yurt dışı deneyimleriyle hayatta alacakları bu ciddi kararı kesiştiriyorlar veya benzeştiriyorlar. Öyle bir şey değil yani. Yurt dışına turist olarak çıkmak çok ayrı. Yurt dışına profesyonel bir kimlikle çıkıp orada yaşamak için bu kimlik üzerinden bir yer edinmeye çalışmak çok ayrı. Bu zor ve bunu yaparken birçok şeyi geride bırakarak arkadaşlarını bırakıyorsun. Doktor altı veya doktor öncü haricinde yarattığın bir kimlik var ülkende. Ve bu kimliği de bırakıyorsun ve seni kabul eden ülke doktor öncü olarak kabul ediyor ve bu kimlikle geliyorsun. Bu psikolojik olarak bir baskı yaratıyor sende. Çünkü ben doktor olmasam bu ülkede hiçbir şey karşılığı o yani İsveç için. Ama Türkiye'de sen altusun. Seni çocukluğundan beri tanıyan arkadaşın için altu. Evet. Yani doktorluk olmaman bir yerden sonra farklı bir bağım var. Ben bunu özlüyorum. Bunun eksikliğini hissediyorum. Hobilerimi, yaratabildiğim alanları, paylaşabildiğim arkadaşlarımı, altu. Ben de seni. Ama buraya geldiğinde ilk sana bir lahmacun ısmarlayacağım. Tabii. Ya şimdi yemekleri özlüyorum. Şimdi buralara hiç girmiyorum klişelere. Bilmem işte ne bileyim Boğaz'ı özlüyorum falan değil. Doktor öncü haricinde yarattığım ve biriktirdiğim değerleri özlüyorum en fazla. Bunu insan İstanbul'dan İzmir'e tayini olduğu zaman İzmir'de de yaşayabilir bir miktar. Ama bu yurt dışı olunca özlem alanım biraz daha genişliyor. Yani çok yani dinleyenler anlamıştır diye tahmin ediyorum. Muhtemelen. Ya da anlamadılarsa en azından yurt dışına gitmek isteyen insanlar için bir turistik faaliyetlerle değil bir observer'lıkla görmeleri gerektiğini söyleyebiliriz o zaman. Bunu şiddetle tavsiye ediyorum. Varsa imkanları gitmeyi düşündükleri ülkeye böyle bir kış ayında mümkünse ve merkezde olmayan bir otelde veya işte evin bir kiraladıkları odada, mümkünse bir banyoda kalmalarını, ne bileyim, bir Aralık ayında İngiltere'nin kenar bir mahallesinde kalıp, hani kenar bir mahalle deme nedenim şu. Şimdi burada iş bulduğun zaman gidip de Londra merkezde, işte İngiltere'de Londra merkezde güzel bir yerde bir otelde kalmayacaksın. Normal insanlar gibi otobüse bineceksin. Belki iki tane aktarma yapacaksın. O yüzden bunu öneriyorum ve gitsinler görsünler nasıl bir ülke, güzel bir mevsimde, kötü bir mevsimde gitsinler, çalışma şeyleri nasıl. Ve sonra bu aynı zamanda olumlu da bir katkı yapıyor. Karşındaki doktor belki bana olduğu gibi iş teklifinde bulunacak. Seni tanıyacak, iş bulman kolay olacak. Sen bir referans olacaksın onların gözünde. Seni biliyor olacaklar. Bunu şiddetle öneriyorum. İmkanı olan asistanlığında hatta bunu yapsın. Hiçbir zararı olmaz. Kararlarını hatta şekillendirebilen bir veri olur onlar için. Gerçekten çok zihin açıcı bir muhabbet oldu. Bu haftaki programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki haftalarda yine yeni konular ve başlıklarla karşınızda olacağız. Bizi Twitter'da ve Instagram'da Kırmızı Alan hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Programda yer alan bilgilerin linklerini ya da metinleri de sosyal medya hesaplarımızda bulabilirsiniz. Podcast'ın açıklamasında da bulabilirsiniz. Görüşünceye dek herkese iyi nöbetler. Görüşürüz.